Gazozuna Amabet'in elim elibine hoş geldiniz. Bu bölümde konuk Nur Tatar. Kimdir Nur Tatar? Evet Nur Tatar Milli Tekvandocudur. 24 yıldır eee yapıyor ve e, 15 yıldır 16 yıldır profesyonel olarak milli takımda görev alıyor. Kendisi Avrupa ve Dünya şampiyonudur. 2012 Londra Olimpiyatlarında gümüş, 2016 Rio Olimpiyatlarında bronz madalyaya ulaşmıştır ve önündeki hedefi de Tokyo'da altın almaktır. <laughs> Şimdi Nur Tatar diyoruz. İsim benimkinden çok daha kısa. Ama anlatınca abi yaptıkların, ettiklerin o kadar uzun ki hep ben bunun hayalini kuruyorum. Mesela Yusuf Ersin Başar kimdir de? Yusuf Ersin Başar kimdir? Dijital işlerle uğraşan bir kişi. Bu kadar. Bitti yani. Hepimizin hayali senin gibi başarı elde etmektir. Konuklarımız hep dizi sektöründen. Oyuncu arkadaşlarımız genelde oldular. Onlar da aslında benzerdi. İşte oyuncuyum. Sende durum çok farklı. Biz aslında biraz arkadaşlarla otururken videosunu gösterdiğimiz insansın sen. Videosunu göstermiş derken hani böyle bu kadar da olmaz insanüstü şeyler yapıyorsun ya. Normal şartlarda çekimden önce söyledim de sağ olsun benim de biraz sevdiğinden yapmadı. Beni döv dedim. Bu şeye benziyor. Doktora gidiyorsun ya. Hani doktor gördüğün zaman buram ağrıyor diyorsun ya. Seni gördüklerinde şey diyorlar mı? Beni bir döver misin? Yani genelde aslında bir daya ihtiyacım var ya. Hani genelde bunu sosyal medyada çok karşılaşıyorum DM'lerde falan görüyorum mesajları. Ya beni kendime getir. Beni bir döv. Bir kendime geleyim. Ya bir daya ihtiyacım var diyor. Tamam. Bir insan daya neden ihtiyacı olur ki yani zaten baktığın zaman. Biz bu işi yaparken de her zaman dışarıdan insanların tepkileri bu oluyor. Ya iki tane adam dövüyorsun işte. İşte hiç sokakta birini dövdün mü mesela? Özellikle bu tür sorularla çok karşılaşıyorum. Tabii mecbur kaldığın zaman kendini savunmak için, tabii ki korumak için. Çünkü ben bu sporu yapıyorum evet. Profesyonel anlamda Ülkem için, bayrağımı gönlere çektirmek için, vatan için bu e, görevi yapıyorum mesela. Çok seviyorum tekvando çok aşığım zaten. Bir yandan da tekvando savunma sporu olarak geçiyor. Çıplak el, çıplak ayak ve disiplin demek tekvando. Doğu kısmını özellikle çok e, yüksek anlamda taşıyoruz. Yani sokakta böyle bir şey başıma geldiğinde evet kendimi koruyabiliyorum. Ben o özgüvenle sokakta yürüyebiliyorum. Evet biri bana e, karıştığı zaman ben kendimi savunabilirim. Zaten amacımız bu, savunma sporu. Biz bu sporu yapıyoruz, evet. Mücadelemiz ayrı ama hayatta da bir mücadele veriyoruz zaten. Günümüzde kız çocuklarının başlarına neler geliyor bunu çok iyi görüyoruz ve biliyoruz. Ben her zaman da bunu söylüyorum. Evet, bir kız çocuğunun kendini koruyabilecek kadar savunma sporu yapmasını öneriyorum her zaman. Ve ben şu an bu kadar özgüvenli ve rahat bir şekilde hareket edebiliyorsam bu tamamen yaptığım branşa ve kendimi koruyabileceğime inanmamdan geçiyor yani. Ben biraz aslında işin şey kısmındayım. Anlattığın şeyler çok güzel, biz konuşuyoruz. Hani ülkece konuşuluyorsun, temsil ediyorsun. Bunlar çok gurur verici şeyler. Zaten herkesin hayalini kurduğu şey, milyonların önünde bir başarı sağlıyorsun ve bunu gösteriyorsun. Bu kısım tamam. Bu kısımda okeyiz. Ama bir de şey vardır ya, karşına dünya şampiyonu bir dövüşçü diyebiliyoruz herhalde sana. Evet. Yani çünkü diyemiyorsak ben demeyeyim. Çünkü korku biraz evet. Sana seçmek sen, istiyorum. Sen ha. diyebilirsin. Sen, Sıkıntı yok. <laughs> sen şimdi dövüşçüsün ya. <laughs> Trafikte gidiyoruz. Tamam. Olay çıkardım. Jamaat sana şu böyle klasik rutin şeyler yapıyoruz ya. Sen bana ha sallıyorsun değil mi i̇şte hocam? Her sana Herkesin şeyidir. Bir dünya şampiyonu boksörle veya bir ile veya bir şeyle hani karşılaştım diye. Trafikte sana öyle sallayan oluyor mu ve sen indiğinde kendini tutuyor musun veya bazen tutmak istemiyor musun? Okey, trafikte böyle bir şey başıma gelmedi ama e, ufak bir anımı anlatıyorum hemen lütfen. Şimdi genelde bu soru çok sorulduğu için antrenmandan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Tabii antrenmanlısın, antrenmandan çıkmışsın, vücudun sıcak falan böyle çok rahatsın. Ben de o gün babamla abimin işi vardı ve yalnız gitmek zorunda kaldım. Giderken e, baktım arkadan böyle bir ses duyuyorum. Ama ben biraz hızlandım, hala ses geliyor. Baktım artık şey değil yani, sesleri bayağı yaklaştı bana. Hafif yavaşladım. Sağımın soluma şöyle bir baktım, iki tane çocuk işte laf atıyor falan böyle. Sana laf atıyor. Aynen. Ne güzel. Sonra bir baktım olacak gibi değil böyle hafif yavaşladım ben. Ya dedi sana sesleniyoruz dedi. Peki attığı lafı hatırlıyor musun? Ne söyledi cümle ya, işte, yavrum baksana sana dur sana kime diyoruz falan filan böyle bu tarzda böyle. Tabii hafif yavaşladım ne diyorsunuz dedim. Sonra biri salma biri solma gelince şöyle baktım bir kestim gözümün ucuyla tamam ben dövebilir miyim dövemez miyim. Tabii o sıra kendimi zaten bir kamufle ettim. Tamam hazırsındır bir sıkıntı yok. En temizinden döveceksin yani anladın mı? <laughs> baktım çocuk elini arkadan koluma attı. Elini arkadan koluma attığı zaman ben direkt refleksle zaten sokak dövüşü de öğreniyoruz biz bu sıra. Hemen e, bir savunma yapıp bir diz vurdum bunun burnuna. Burnuna diz. Burnuna dizi sonra çocuğun... Beyaz ışık. <laughs> çocuk yere düştü tabii o sıra burnu tuttu falan tabii kanlar içerisinde. ha ben kan görünce de dayanamam. O da ayrı bir şey. Zaten niye dövüşçü olduysa... Harbi mi? Tabii hiçbir şekilde dayanamam yani. Çok beni tutar yani. Babam diyor ki zaten bu kadar üzüleceksen niye tekvanda yaptın? 7-24 ya dayak yiyorsun ya anam dövüyorsun diyor mesela. Sonra öbür arkadaş şoka girdi zaten. Bana baktı sen ne yaptın diye gelirken önden bir tekmeyi vurdu bunu kafaya bir tekmeyi vurunca baktım bu kulağını tuttu. Tutmasıyla ben eve doğru koşmaya başladım korkuyla. Şimdi niye koşuyorsun lan? E o sıra tabii şey yapamam yani anladın mı? Hani korktum. Bir de ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Katil değil yani. Tamam. Hayır. Değil mi? Tamam ama... Kaç dakika öldü. Ne olursa olsun yani o korkuyla zaten eve çok uzak bir mesafem yoktu. Bir de profesyonel sporda sokakta dövüşmek bize yasaktır. İki yıl boyunca men cezası alırsın Disipl ahlak dışına çıktığı e, bunu için. Bunu anlattım, bunu silelim mi ne yapalım? Hayır hayır hiç öyle bir şey yok. Ondan sonra eve gittiğimde böyle kapıyı çaldım. Babam kapıyı açtı. ben babam kireç gibi yüzüm. Ne oldu sana dedi. Baba dedim böyle böyle iki tane çocuk bana dedim, saldırdı dedim. Ben de dövdüm dedim. Tamam patakladım dedim. <laughs> Sonra babam dedi neredeler dedim okulun önündeler. Babam öylelikle evden çıktı. Abi, tabii, tabii tabii gitti onların yanına. Baba onları sana Baba, ba <laughs> ya, yani. evlad, erkek evladım rahat yani. Benim zaten hiç kız gibi değil ki hep erkek gibi büyüttüler yani. Abimle bizi yanlış doğurmuşsun annemi diyorum ya zaten. Ondan sonra babam gidiyor bunları alıyor tabii orada. Hala orada çocuğun burun kan, kanlar içerisinde. Alıyor babam alıyor onları hastaneye götürüyor. Ondan sonra tabii hastanede ifade falan oluyor polisler. Öbür dövüşenler kim diyor babama. Babam da diyor ki benim kızım derdi <laughs> <Ondan gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> babam nasıl bir tip iriyorum, babam da profesyonel e, futbolcuydu benim bir dönem oynadı pet sporda 3 yıl sonra antrenörlük falan yaptı Tabii sporun içinden gelince aile e, ben de o özgüvenle zaten büyüdüm babam da diyor ki işte böyle böyle diyor kızım dövmüş diyor kızıma yanaşınca hani dokunmaya falan çalışınca e, kendini savunmuş falan dedi o kızın nerede ya anından öpeceğim demiş yani adam anladın mı <laughs> hani bu hep olması gereken bir şey bence o yüzden hep o güvenle büyüdüm ben yani hep erkek gibi büyüdüm zaten ve Van'da doğdum büyüdüm Orada zaten bir kız çocuğun spor yapması çok mümkünatı yoktu o zaman. Benim en büyük avantajım zaten ailemin spordan gelmesiydi. Babamın sporcusu, sporcu olması, abimin sporcu olması. Benim için fevkalade değil. Abim tekvando yapıyordu. 9 yıl tekvando yaptı. O ondan sonra bıraktı. Profesyonel anlamda e, kalecilik yaptı futbol. Ayrıca handball oynadı o. Yani hep değiştirdi branşını. Bulamadı kendini. Sana bir sorum daha var. Birini övmekte mi iyisin, sövmekte mi? Sövmekte daha iyiyim ya. Nasıl tarzın ne mesela? Genelde kendimi de sövüyorum aslında. Bir mücadele sporu yapıyorum ve burada mesela bir yenilgi aldığımda ya da işte o maç aldığımda bile bazen kendimi çok fazla sorguluyorum. Kendimizi kontrol etmek, işte kendimizi yönlendirmek, işte doğru hareket etmek. Bu yüzden mesela hiç yanlış yapmaya tahammülüm yok mesela. Bu konuda hep kendimi de severim, karşımdakini de severim genelde. Sövme tarzın nedir? Biraz bunu öğrenmek. Yani birazcık arka tabii ki ama sosyal herkesin bir sövme tarzı vardır ama genelde hem eğitici hem gömücü yani. <gülüyor> eğitici. <gülüyor> o değişiyor ya. Genelde dizi oyuncularıyla bir şeyler yaptık ya biz. Sen evet. dizi izliyor musun? Evet izliyorum. Yani çok aşırı e, yoğun olmasa da vakit bulduğumda izliyorum. İzlediğin bir dizi var mıdır? Tabii Sedi. ki de. Ne <laughs> diz? Favorizm tabii ki e, Sefirin Kızı. Bir daha söyle. Sefer'in Kızı. Sefirin Kızı. <laughs> biz seninle aslında Nur'la Sefirin Kızı setinde tanıştık. Bir gün yolda yürüyorduk. Çarpıştık kitaplar düştü. <laughs> Sefirin Kızı'nda ikimizin ortak bir arkadaşı var. Doğukan Polat. Buradan kendisine selam olsun. Sefirin Kızı dizisiyle alakalı bize ne söylemek istersin? Yani aslında çok güzel bir destan anlattı o dizi bence. Tabi destanın sonu biraz hüsran e, oldu bence. Farklı olabilirdi. Ondan yani tabii ki izlerken hep bir hayal kuruyoruz. Hani dışarıdan şimdi ben ringe çıkıp dövüştüğümde insanlar ya keşke bu tekmeyi de vursaydın. Hep bu mantık vardır. Ya da babam diyor ki kızım keşke buradan iki tane daha fazla vursaydın. Şöyle olsaydı bu böyle diyor. Herkes bir yorum yapıyor aslında. Bu dizi sektöründe de yani bütün sektörlerde öyle. Ya keşke bu filmin sonu böyle bitmeseydi mantığına giriyoruz. Güzel bir destan oldu. Güzel bir e, film oldu. Ben beğenerek izledim. izliyorum. Umarım sonunda güzel biter. En çok beğendiğin karakter hangisiydi? Ya ben genel olarak mesela filmde gerçekten hepsinin o karaktere oturduğuna inandım mesela. Hepsini çok beğeniyordum gerçekten. Tabii bir tanışıklığım olduğu için Doğukan abi özellikle mesela çok seviyorum kendisini de. Onunla iletişim çok kuvvetliydi. Ama diğer oyuncularla da tabii orada bir e, gibi aran nasıl? İyidir. Heh, <laughs> iyidir. İyi aynen. Tanışıyor güzel musun Gediz, çıkırdı, Gediz dediğimiz Uras. Aynen. Kaygılar oldu. Uras'ın bir kız çocuğu var tabii biliyoruz. O hatta bir story'de karate yapıyordu falan böyle bir video çekmişti. Ben özellikle çok hani böyle istekli hevesli olduğu için uçuşu falan tekme falan atıyordu. Ona güzel bir tekvando elbisesi yaptırdım ben hatta. Aynen. Kızına e, mı? Kendisine kızına. Uraz'a mı? Kızına. hocam. Uraz'a bu yaştan sonra tekvando <laughs> ne yapacak yani? Niye? Ne <laughs> yapacak canım? O dövüşür. O dizisini de oynasın. Herkes, Her şey işini yapsın. Evet, yani. Evet devam edin. Orada tabii böyle ortam oluştu falan tabii Dokan abi tanıştırırken falan işte e, urazlarla ya işte tekvandocu falan dünya şampiyonu falan ya beni dövebilir mi falan moduna girdi. O oh, hep herkes ona girdi. Hemen direkt. Ya. Ama ilk tepki bu ya ya beni dövebilir misin ya mesela bu modda. Ben de onu istiyorum. Ama Tek... yapmam dedin. Hayır, olmaz ya. Vallahi bir tane var. Yani olmaz ya ortam. Beni Diyarbakır'a götür. Diyarbakır semalarında memleketimi göreyim. Hani. <laughs> Yarın bir gün hikaye anlatıyorsun şampiyondan dayak yedim. Ama böyle bir durum var. E, o dayak yedikten sonra bir daha kendini <laughs> Orada göremeyebilirsin bak. Yani o kamerada Ama sen şimdi ayaklarını ellerin kadar iyi kullanıyorsun ya da ellerinden iyi kullanıyorsun onu ayarlarsın. Felç etme de iki gün pipetle besleneyim. O zaman öldürmeyelim, süründürelim moduna mı girelim? İki gidelim? gün pipetle besleneyim okay, ama üçüncü gün tamam. katı gıdaya başlayayım. Tamam, Vallahi, olabilir. Mu? Neden dener olsun. miyiz? Vallahi istiyorum ya. İlginç bir şey abi. Değişik hani... bir şey yani. İstiyorsan o? bir tane vurayım yani anladın mı? Evet. O kadar insan istemez belki yemeği ya. Çok zorluyor abi şansını. Böyle birinden yemek istersen Bence ister çok zorluyor şey yani. Şey Oğlum ya. siz istemiyor musunuz? Hayır canım. niye isteyeyim? Niye kendimi var? Ama şey Burada seni dövmesini istiyor. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Bak şu röportajdan daha keyifli izleyeceğinden eminim abi. Çoğu kız arkadaşlarının aileleri mesela benle dışarı çıktığında o kadar gönül rahatlığıyla gönderiyorlar ki mesela. Nasıl olsa Nur yanında diyorlar. Sanki babaları yanında anladın mı yani? <laughs> tamam ben de kız çocuğum yani gücümün yettiği kadar varım ama davet ötesi yok yani. Senle ortak bir arkadaşımızı anlat da isim vermeyeceğim. <laughs> 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 yani şey diyor bir gün Nur'a bir yere gitmiş falan laf atmışlar diyor ki biz celallendik hani nur laf atarlar falan gidip şey yapalım diye böyle atarlandık böyle şey yapıyoruz tam sonra aklımıza nur olduğu geldi diyor. Hani nasıl sonra olsa, Nasıl olsa döver yani. Ulan biz zaten onun yaptığının Fazlasını yapamayız. Zaten o yapmıştır yapacağını. Ya genelde de böyle oluyor mesela. Erkek arkadaşlarım işte normal sosyal arkadaşlarım mesela dışarı çıktığımızda ya Nur var ya bir şey olursa sıkıntı yok. Her türlü döveriz zaten. araçla giderken ya tamam ya kavga çıksa zaten biz direksiyonu bırakmayacağız. Sen iner döver pataklar gelirsin falan. Zorda <laughs> bir levye gibi sargıdasın. <laughs> aynen ya. Yani çok fazla aşırı mesela insanlar bu tepki verdiğinde biraz artık şey oluyorum ya yine mi aynı tepki hani? Hep yine mi aynı bir tepki yani anladın mı? Hep ona karşılaşıyorum. Hani bir de dışarıdan aslında çok profesyonel yaptığım için bu işi hani insanlar mesela ya döverim seni işte döver misin beni moduna gelince hani tamam ben bu kadar profesyonelim nasıl bu kadar basit bunu söyleyebiliyor biraz da bu mantığa giriyoruz aslında ama işte biz de öyle düşünmüyoruz ya e, tabi dışarıdan e, bakış açıları çok farklı oluyor hani sonuçta tekvando denildiğinde insanlar ya dövüş olarak direkt şey yapıyor hani kimi döversin beni savunma dövebilir zamanlısı. misin ama aslında tam aksi savunma sporu yani biz burada birilerini dövmek için değil. Hani hem kendimi savunmak için bunu öğreniyoruz hem de sonuçta bir bayrak temsili yani. Peki kavgaya gidiyoruz. Böyle ben... bir şey oldu gel desem. Gel desem gelmezsin biliyorum ama ben seni yaşadığım üzerindeyim <laughs> ben tek desem <laughs> Hayır. Peki gel diyen oldu mu? Ya gel diyen olmadı tabii ya. Öyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. Kavga var Yok. gel beni Yok, kurtar. Öyle bir şey yapmayacağım bildikleri için zaten öyle bir e, topa girmiyorlar <laughs> yani genelde. Hayır tabii ki yasak. Ben mental olarak soruyorum. Bunu çok profesyonel anlamda tekrar ediyorum. Dışarıda dövüşmek, kendini koruyabileceğin zaman. Ancak karşımdaki bana zarar verebilirse ben bunu uygulayabilirim. Çünkü biz gerçekten vuruş noktalarını bildiğimiz için o kişiye olabildiğince çok fazla zarar verebiliyoruz yani. Onu etkisiz hale getirebildiğim için bunu kesinlikle kendimi kurtarmak için kurtarmanın dışında kullanmıyorum yani. Senle konuşurken aklımda kalmış e, kamera açıkken de söyle istiyorum. Sen bana şey dedim, ben gece kalkıp uykumdan gece 2'de 3'te kalkıp antrenman yapıp tekrar uyuyorum. Yani şimdi Onası mesela e, Niye kafayı ölçemezsin değil? ya profesyonel anlamda yani profesyonel bir sporcunun antrenman saati yoktur. Ya yani benim yok mesela. Şimdi aslında baktığın zaman işte uzak doğu ülkelerinde müsabakalarımız olduğunda mesela saat farkından dolayı bazen mesela burada işte siz uyurken biz orada dövüşüyor oluyoruz mesela. Bunu mesela son bir hafta kala bazen mesela işte gece 2'de 3'te bazen uyku tutmuyor. O sıra o kadar çok uykunda ya da belki rüyadan kalkıyorsun mesela. Ben çok kez öyle oldu. Mesela annemle babam benim küçükken işte tekvandoya başladıktan sonra hatta şu an bile asla yatağımı duvar kenarına koymazlar. Mesela uykuda duvara vurup ayağımı çatlatmışlığım bile var yani. O yüzden asla bırakmıyorlar hep ortadayımdır yani o yüzden bu sıkıntıyı yaşıyorum antrenman yapmak inanılmaz bir keyif benim için yani antrenman yaptığımda o kadar çok rahatlıyorum ki gün içerisinde yaşadığım bütün stresi antrenmanla atıyorum mesela çok sinirliyim diyelim birine çok kızdım hemen antrenman moduna giriyor beynim antrenman yaptıktan sonra oh diyorum ya o şey sonra bir rahatlıyorum yani Ne güzel bir şey ya tabii burada illa ki birini dövmek gerekmiyor tabii e, antrenman bir yaşam biçimidir bence spor yapmak bence çok inanılmaz bir şekilde insanların bedenini ve ruhunu geliştiren bir şeydir. Rahatlıyorum yani antrenman yaparken. O yüzden Emre sen nasıl rahatlıyorsun? <laughs> ben... Antrenman olmasaydı sen nasıl rahatlardın? Abi ben antrenman olmasaydım nasıl rahatlardım? Güzel bir şey olurdu. Malitayla buluşurduk. Hayır, kesinlikle hayır. Öyle bir şeyim yok. Ee, Bana deyince güzel de. Aktivitelerim. Mı? Ben ata binmeyi çok seviyorum mesela. Ata binerek evet. rahatlayabilirdim. Güzel de ata binerek rahatlıyorsun. Çok iyi bowling oynarım mesela. Niye gelmelisin ben? Hiç affı yok yani. Yani hep tekvando konuştuk. Aynen biraz açalım orayı yani. Şu an açıyor. hayır merak etme o kadar tekvando konuştuk. Çok iyi bowling oynarım kısal 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 mesela. Olacak. Affetmem yani. Güçle yıkıyorum genelde topları yani. Nasıl atıyorsun peki? Bildiğimiz şekilde mi atıyorsun yoksa? Afilli ya. Düşmana mı atar gibi? Yok yok bir şey kırar gibi değil ya. Kibarca, estetik yani. Güçlü atıyorum dedin ya. Profesyonelde bowling oynuyordum bir dönem. Her şey bir kırıp dökmeye meraklısın gibi. Çok benim işimde kalmış. Keşke ben Diyarbakır'da büyürken beni böyle eğilimimi olan şeylere yöneltselerdi. Belli belli. Yani Diyarbakır değil. Sen soruyorsun biraz da ben soruyorum. Sor Hiç Hiçbir kızdan dayak yedin mi sen? Yok. Yemek Dışarıda kavga ettin mi sen? Dışarıda kavga ettim. Hı. Ee, İçinde okta kaldığına göre kesin vuramamışım. Yok lazım. şimdi uhte kalmadı. E, şu an gayet güzel başladık bana gömüyor. Ben sana böyle mi yaptım? Yazıklar olsun sana verdiğim yemekleri. Yusuf ben. <laughs> Yusuf Yusuf iki tane. Komik değil ama güldün. Ne yapayım? Mesela. Abi şunu sana şu an normal geliyor ya. Benim yaptığım işi de dışarıdan başka biri sürekli sorabilir. Ya da biz atıyorum diz sektöründeyiz ya. Diziyle alakalı da sorabilir. Ben ama bu sektörün ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çekimlerin işte gördüm ya, yani geldim orada gördüm ya. Mesela inanılmaz bir şekilde e, yorucu bir sektör. Aslında dışarıdan insanlar bunu tabi bize de öyle bakıyorlar. Bana mesela diyorlar ki ya 2-3 tane adam dövüyorsun işte altın madalya alıyorsun. O 2-3 tane adamı dövdüğünde döverken mesela ona nasıl hazırlandığımı mesela insanlar merak etmiyor. Ben mesela 24 yıldır yapıyorum bu işi. Ne kadar büyük emekler harcayarak buraya geldim mesela. Bu her sektörde öyledir. Yani sizin sektörünüzde de onu kurmak, çekmek, onaylatmak yani o kadar çok aşamamız var ki. Asla hafif almıyorum. Her mesleğe saygı duyuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizde en büyük problemi aslında dışarıdan bakan bir göz olarak söyledin. Arkadaşlar da muzdariptir. Onaylatmak çok önemli. Onaylıyor muyuz? Buradan sektöre sesleniyorum. Özellikle çok tatlı oyuncularımız burnumun <laughs> kenarında böyle çıktı. Yok efendim ışık vururken yüzüme çilek yerken. Abi nasıl görünüyoruz ya? Güzel mi? Ben anlatmayayım. Ben tam konuşuyorum, bir şey böyle. Çıkayım, özel konuş, kamerayı da açalım. Yani şeyse rahat ol. Şu an salladın ya hani böyle görünüyoruz falan. O yüzden ama espri ben şey olsun diye araya şey sana sen. Anlamadım ama şu an. Şey tek vandocu olmasan ne olurdum diye? Yani tek olmasam olmasam kesin, e, kesinlikle oyuncu olurdum ya. Oyuncu mu olurdun? Ben olurdum? kesinlikle o sektörde yürürdüm çünkü ben mesela dizileri ya da işte film izlerken falan e, çok kendimi içinde buluyorum mesela. Çok. Severek izliyorum, bu yüzden mesela, Aa, tamam ben bu şu an hangi girsem, karakterde ben olabilirdim diyorsun, aktif dizilerde. Yani aktifte mesela izlediğimizlerden söz dizisinde mesela kesinlikle olabilirdim. Mesela ne Daha çok orada? işte e, dövüş sahnelerinde olsun, mesela işte çatışma sahnelerinde olsun, at sahnelerinde olsun mesela hani kendimin aslında kendimi güvende hissettiğim bütün sahnelerde kendimi orada görebiliyorum yani seviyorum çünkü. Ama ileride tabii e, 2000 20 olimpiyatlar ertelendi pandemiden dolayı tabii ki. E şimdi Temmuz'un 27'sinde inşallah Tokyo olimpiyatlarında yarışacağım. Hedefimden daha hala caymış değilim yani. Düşünsene mesela 8 yaşındasın. Hala duruyor benim o defterim. Olimpiyat halkaları çizmeye başlıyorsun. Bunun hayalini yıllar sonra tekrar o hayal ettiğin ve çizdiğin şeyi yaşıyorsun. O kadar güzel bir onur ve gurur ki. Yani tarif edilesi bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? bizim mu? de hayalidir bence burada. Ee, olan çok yani. aşırı özel. Ya zaten bir sporcunun son noktası yani olimpiyat. Ve olimpiyatta madalya almak inanılmaz gurur verici bir şey yani güçlü kadınlar bence çok fazla ülkemizde imkansız değil normal insanlar olarak beslenme düzenimiz bazılarının çok iyidir bazılarının çok kötüdür hı hı. Bazıları işte karbonhidrat ağırlıklı falan besleniyor. Senin öyle özel bir beslenme şeyin var mıdır? Ya tekvando siklet sporu olduğu için mesela genelde hepimiz e, sikletlerimize göre kendimizi ayarlıyoruz. Mesela ben e, 15 yıldır 67 kilo dövüşüyorum. Ama normalde tabii bunun altına da inebiliyoruz. Üstüne de çıkabiliyoruz. Antrenman düzeylerimize, performanslarımıza bağlı. Müsabaka e, dönemlerimize bağlı. Mesela o dönem süreci önümüzde mesela 3-4 ay bir maçımız yok. Ona göre beslenmemiz biraz daha rahatlıyor ama çok mesela şimdi olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Bu süreçte mesela hem kilomuzu kontrol edip ve o kiloda antrenman yapabilmek, gücünü o e, şeyde ayarlayabilmek için o kiloyu koruyoruz mesela. Performansımız zaten daha çok e, artıyor. Bu süreçte mesela genelde ben şahs olarak mesela protein ağırlıklı besleniyorum. Bugün ne yedim mesela? Mesela bugün ne yedim? Çok güzel. Mesela sabah kahvaltıda e, iki yumurta fix yiyorum mesela. Onun yanında işte yeşilliğimi, işte e, öğlen yemeğinde mesela ızgara mı? Ondan sonra yanında işte salatasıydı, yoğurduydu. Mesela hep e, sağlıklı yemeğe özen gösteriyorum. Ama tabii sporcusun, millisin, işte her şey çok dikkat etmen gerekiyor. Öyle bir katı kuralım yok. Evet mesela arkadaşlarımız dışarı çıktığında canım KFC mi çekti mesela? Hani oturup onu tadıyorum yani yok asla yemem. Evet mesela fast food yemiyorum ben yani genel olarak da sevmiyorum. Sadece arada mesela KFC yi yiyorum ama bunu da her zaman yapmıyorum mesela iki ayda 3 ayda bir yapıyorum. Belki işte maçım olmadığı zamanlarda yapıyorum ya da uluslararası maçlara gidiyoruz mesela bazen orada tabii Türk mutfağı bulmak o kadar kolay olmuyor ama yemek zorunda da kalıyoruz. Bunun için hani her şekilde kendimizi ne kadar doğru besleyebiliriz diye düşünüyoruz yani ve ona göre de yönlendiriyoruz zaten. Ama genelde sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorsun. Çünkü yaptığımız antrenmanlar inanılmaz ağır ve zor. Normal bir insan günde 2 saat antrenman yapıyorsa ben mesela 5 saat, 6 saat yapabiliyorum mesela. Bu süreçte yaşadığımız sakatlıklar var bir de. E bu sakatlıklarda da mesela e o vücudun daha hızlı kendini onarması için doğru beslenmek gerekiyor, doğru uyumak gerekiyor ve doğru hareket etmen gerekiyor. Hani normal senin gibi yaşayamıyorum. Benim yaşantımı musun? Yaşantını biliyorum evet. Normal bir insanın standart bir hayatı vardır. Sabah kalkar kahvaltısını yapar işte işini yapar eve döner yemeğini yer. Işte ben işte o KFC'yi sabah yiyorum. İşte senin gibi yaşamadım derken buradan söylüyordum. Benim sorduğum her soruya gayet güzel. Kendince seni bozmaya çalıştım. Seni yanlış yollara sevk etmeye çalıştım. Asla gelmedin. Bizi temsil ettiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü senin bize sağladığın şeyleri bugüne kadar hepimiz hayal bile edemedik başarıları getirdin bu ülkeye. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ya. ederim. Tabu oynayalım seninle. Oynayalım bakalım. Yıkalım. Oynayalım. Tabuda da şampiyon olursan hırt. Yıkalım ya tabuyu da. Dağılmış biraz. Rastgele alıyorum. Ben. Hani hile orada olmasın yok bakılmış. Kartlara. Demeyeceğim artık önceden ezberlemiş olabilirsin. Yok vallahi ya. Evet, önce sen mi anlatacaksın ben mi anlatayım? Aynı anda üç iş yapmak profesyonellik abi. Bak <laughs> tabu da iyiyimdir. Onu söyleyeyim yani. Yerde, Ama da anlatıyorum. Şimdi iki insan düşün. Şimdi bu iki insandan iki aile düşün. Hangi taraflar olur? Kadın erkek. Okey. Erkek olan taraf ne yapmaya gider? Ne yapmaya gider? Kız ister. Okey. O kızın ismi ne oluyor orada? Gelinliği giydikten sonra. Gelin. Okey, gelin. Cepte. Bak orada Şimdi orada kelimeleri söylemiyorsun değil mi? Hayır. Tamam peki. Ondan sonra peki gelin başı Hayır. Bana baktığında ne görüyorsun? Şu güzelliğe bak. Şu asalete Canım. Haydi söyle. Güzel bir kız görüyorum. Tamam. Yüz görüyorum. Okey yüz. Cepte. Gelin yüz. Yüz mü? Evet doğru. Bildim. Okey şimdi ben biraz önce biz neyden bahsettik mesela? Gelin damat. Hayır. Düğün. E, röportaj yaparken. Heh, e, spor. Tamam. E, o o spor yapan bir insan ne olur? Sporcu. Hayır. Günlük hayatında nasıl hisseder kendini? Okey okay, Başka? başka? Enerjik. Tamam. Ben mesela kendimi nasıl hissederim? E, toplarız onu böyle. Bahçelerde ekilidir. Mesela yeşillikle, yediğimiz yeşilliklerden yola çık. Şimdi şöyle düşün. Ben spor yaptığım için neyim? Kaslı, güçlü. Tamam. Ayrıca ne, nasıl? Mesela ben hastaneye gittim. Doktor beni iyileştirdikten sonra nasıl bir hale geliyorum? Sağlıklı. Tamam. Sağlıklı cepte. Bir de öbür adı var bunun. Sağlıklı, dinç. Sağlıklı var mı o kelime? Tamam. Hayır. Kelime içinde yok. Sağlıklı var kelime içinde. Ben o gün maça çıkacağım. Sen geldin yanıma dedin ki ya nasılsın mesela. Ben de dedim ki ne gibiyim? Ha gibiyim kullandım ya. Demir Türk mi? gibi be. Hiçbir şey anlamıyor. On kere bir insan gel nasıl daha nasıl anlatabilirim abi? abi. Bir de iyiyim dedi ya. Çok Türk abi, gibi en basit de Rengini söyle. Daha ne diyeyim abi? Ekiliyor toplanıyor dedim yeşillik dedim daha ne diyeyim yani değil mi? Biz hangi aydayız? Mart. Tamam. <laughs> güzel kolay geldi. Peki bu ayda hangi hayvan? Kedi. Okey cepte. <laughs> bu ne? Hangi hayvan ne? Bu mudur peki? <laughs> tamam. Peki bu kediler e, Mart ayında ne olur bu kedilere? Deşirler. Tamam. E, peki bu çiftleşmeden önce ne yaşarlar? Nasıl bir gerginlik yaşarlar? Kızışma. Evet. Sabah uyandın. Şöyle sahildesin. Bir koku vurdu burnuna. Genelde ne Deniz. kokusu vurur? Tamam. Yosun. Deniz. Başka? Yosun. Temiz hava. Ağaç. Tamam. Bir de onun dışında acıktın böyle karnında. Acıktım. Yemek kokusu Okey sabah yemek kokusu vurmaz bir kere tamam mı? Kahvaltıda genelde tüketiriz mesela. Yumurta Yumurta kokusu nasıl vursun sahilde yürürken <laughs> ya. ya. Güzel mi? Tamam ya? böyle amcalar vardır genelde teyzeler bir kenarda böyle satarlar. Ha su başka. <laughs> ya suyun kokusu mu vuruyor? <laughs> bir şey daha söyle. Annelerimiz mesela evde yaparken böyle atarlar pastaların üzerine. Eee e, kekik diyeceğim de kekik pasta değil. t e, şeker de değil. Nedir yuvarlaktır ya? Yuvarlaktır mesela. Yani yuvarlaktır ya. Pastanın üzerine attığımız yağlarla kokusu denizde sahilde burnumuza vuran şey. Tamam pastanelerde satılır mesela. Daha açıklayayım, yani daha artık anlatamam mesela pastanededir. Siz normal mu? sokak simit? Evet. Simit mi diyeceksin? Evet. Abi tamam ya. Ama bence daha basit Tamam daha, daha nasıl anlatayım? Te tamam Bu buna olarak. 80 81 ilimizde bir il var mesela. Orada genelde bunu şey yaparlar. Gevrek <laughs> İzmir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz önce Emre abi dedi ki ben en çok neyi seviyorum? Yemeği. Hayır. E uyumayı. Evet cepte. Peki bir de uyumak varken mesela bir yatakta uyuruz bir de nerede uyuruz? Koltukta. Bir de? Arabada yerde. Evet yer cepte. Ne deriz biz ona? Yer yatağı. Evet. Tamam anlatıyorum. Ee, ben kimim? Nur. Tamam. Ne yapıyorum? Dövüyorsun. Ha, ama ne yapmış oluyorum mesela? Spor. Evet spor cepte. Peki bu sporu mesela düşün. Bir, bir süre yapmadığımı düşün. Hamlaşırsın. Evet ham. Aa hamlamak. Okey anlatıyorum şu an seninle ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Tamam cepte. Peki e, bu konuşmanın mesela belirli şeyleri vardı. Nedir mesela? Bir güzel konuşursun. Bir de kötü konuşursun. Evet. Bu kötü konuşmakla nereye döner mesela kötü konuş konuş? Kavga. Konuş. Evet kavga cepte. Peki biz bunu ne yapmış oluyoruz seninle konuşarak? Tartışarak tartışıyoruz. Tamam tartışmak cepte okey. Ama ben sana böyle kötü konuşuyorum. Sen bana kötü konuşuyorsun ben konuşuyorum sen konuşuyorsun ne yapmış oluyoruz yerim Kerim'le? Hayır. Evet, Okey ben şu ediyoruz, an seninle nasıl konuşuyorum mesela? Ediyoruz, Benim ağız dalaşımı. Evet. Tamam. O, o komik oluyor zaten. Şimdi ben Emre abiyle konuştuk. Tamam. O benden ne? Büyük, yaşlı, evet, şişko. Evet, tamam, benden büyük. Ben onunla konuştuğumda oldum mesela ona diyeceğim. <laughs> Şaka yapıyorum. Seni çok seviyorum <laughs> ya. Canımsın. Tamam. O bana ben ondan mesela gidiyorum yanına bir şeyler istiyorum ondan mesela. <laughs> O bana ne, ne yapar mesela? Hmm, cevap ver. Tamam başka mesela. Bir Şey istiyorsun. Kar, ya büyüklerimizden biz ne alırız genelde? Harçlık mı? Başka. Aklın fikrin parada. Ama <laughs> harçlık alırsın büyüklerimizden. Başka. Biraz önce alırsın. altın hesaplamadan anlamalıydım yani şu an. Büyük, nasihat. Tamam. Ama mesela o bana anlatır diyelim. Ama ben bunu bir türlü anlayamam. Buna ne deriz biz? İdrak edemiyorsun. Evet idrak ediyorum. Arabalar nereden gider? Yoldan. Yoldan. Yol çok güzel. Yoldan cebe koy senin söylediğin hmm. şeyle. Yolun dışında başka nereden gider? Giderse ceza yer. Ee, radar yolun şey ya. tahliye oldu mu şey değil mi? Yol çizgisini düşün. Tamam. Çizginin diğer tarafında ne vardır? ne yolu vardır? Yan yolu diyoruz tamam. Bu evet, falan kullandık evet, değil evet, mi? Evet evet orası. Mesela çok net anlattım. Ha, biraz Onu önce söylesem yolda şu an Çok Ay, basit. Biraz önce yolda gelirken oraya ismini bile kullandım. Evet evet evet. Tam, tam olarak orası. Ee, arka sokaklar. Ne ya Allah aşkına? Amirliği geç de tamam. olur. Ne amirliği? Komiser. İşte neye bağlıdır? Şu şeyin adı. Emniyet amirliği. Tamam. Emniyet cepte. Ha şey. Yol kenarıysa emniyetse nedir o? Bir dakika dur. Ya bir dakika bir dakika. Ben anlatamıyorum kesinlikle. Hayır çok güzel anlattın ve bildiğim bir şey söyleyemiyorum şu an. Aynen. Ama biliyor. Bir çok iyi Evet biliyorum çünkü biraz önce yolda da karşılaştım. Abi yok ya gitti. Başka bir şey çok geç yok tamam yok başka bir, bir şey ya. Emniyet şeridiydi. Tamam şerit. Şeritiz anlatabilirdin o zaman. O kadar imtihan. Şimdi bir şey alırken para ödüyorsun ya. Okey. Ne alıyorsun? Eşya alıyorsun. Nakit ne veriyorsun mesela? Nakit verdiğin zaman ne vermiş oluyorsun? Te şey. E Tersi. Taksitle almıyorsun. Peşin. Ha, peşin. Peşin cepte. Okay. Birinci kelime peşin cepte dedi. Tamam. Komple birinci kelime yani. Cezaevi aracına kim biner? Şey suçlu. Ha, onun diğer adı nedir? Suçlunun. Mahkum. Diğer. Evet mahkum da çok şey. E, asker. Hakim ceza verirken. Savcı. Tam ne vermiş olur? Suç vermiş olur. Suç suçlu. Ne, nedir onun adı? Mesela peşin ne olur? Peşin hüküm giydi. Tam peşin. Hüküm. Peşin. Hüküm. Ek getir ona. Peşin hükümlü Evet. Şu ben daha keyifli anlatıyordum ama ya. Şimdi duvara geldin. Duvara ne yaparsın? Yaslandın. Böyle, heh, onun diğer adı duvara. Çarpmak, yaslanmak, takılmak, dayanmak. Heh, dayanmak. Dayanmayı şey yap. Duvara. Dayandık. Tosladım. Duvara daya. Dayandın. Daya ek getir. Duvara daya. Dayanık. Daya. Dayalı. <laughs> heh dayalı. Tamam dayalı birinci kelime. Okey tamam. Şimdi dayalıyı unutma ikinci ek gelecek tamam. ona göre bir şey anlatacağım. Sana hani mantık yürütürken de ona göre yapabilirsin. Dayalı, dayalı ne olur? İkileme. Yani ikileme derken dayalının başına bir şey, şey koyacaksın. Bir şey tuttum. Dayalı. Döşeli. Döşeli. Dayalı döşeli. Dayalı döşeli. Hey müthişsin. Çok iyi anlattın ha. Hadi yine iyisin ha. Neyse. Okey şimdi söylüyorum. Ben şimdi e, ne yaptım mesela bu ülke için? Spor yaptım. Evet ama... Madalya getirdim. Evet tamam. Madalya mı? Tamam. Şimdi... Bilgisayarın e, madalya? Hayır. Tamam. Peki e, bu süreçte mesela e, insanlar ne dedi? Helal olsun aferin. Evet. Okey Sefir'in kızı ne oldu? Nare ile Engin'in aşkı. Bitti. Nasıl başladı? Destan. Evet o ikinci kelime evet, cepte. Tamam destan. Ne evet, destan okay. tamam, acaba? Şimdi insanlar... Benimle ilgili ne yapıyor mesela şu an? Hani ben o başarı getirdiğimde övünüyorlar. Evet. Bunun ne yapıyorlar? Herkes birbirine anlatıyor. Evet. Anlatmak. Neyden neye dolaşıyor mesela? Başlama mı? Evet neyden neye dolaşıyor mesela? Evet dil cepte. Ee, ben ne oluyorum o zaman? Efsane. Hayır. İkinci iki kelimeyi bulmuş Dil din, o bir. Neydi? Destan. Destan tamam. Ne destan? İlki dil edin. birleştir. Ben ne oluyorum mesela? Tamam. Sefirin kızındaki mesela Nare ile Sancar'ın aşkı ne oldu? Ne destanı? Bir şey destan değil mi o? Hayır dil birinci zaten diyorum. Birleştir. Abi, ya. Anladım ya. Abi söyledim mi bildin ya? Dil destanı. Dil destanı. Dil yani mesela. Destanı. E, ben şimdi ne diyorum ya yani Nare ile Engin'in aşkı? Küfür et bir de. <laughs> Söyleyeyim ya. Engin artık aşkı. söyle artık. Abi, abi dillere destan oldu ya. Aa, bu abi bu kadar olamaz çok, ya. Çok özür dilerim. Benim şeyim. Şimdi biz çok iyi seninle konuştuk değil mi şu an? Evet. Güzel bir röportaj yaptık. Mükemmeldi. Okey. is yok. Tam neyinde oldu deriz? Ayar tadında. Bir de? Ayarında. Tadımlık mı? Yemeği ne yaparız biz? Deriz. Tamam. Oradan çıkıyorlar. Tam? Yerinde. Evet Yerinde. cepte. Yerinde. Güzel. Şimdi biz şu an ne yapıyoruz? oturuyoruz tamam oturmak tamam Okey. yer yer şimdi oturmak. tam yerinde ne derler mesela ne derler tam oturdu Yerine cuk oturdu evet cuk oturdu evet. mu? şaka yapıyorsun e, cuk oh, oturmak çok iyi. Şu arkada oturan genci görüyorsun değil mi gördüm nasıl oturuyor şu an mesela oturaklı hayır mesela nasıl Güzel. Bir... Evet, evet ne yapıyor mesela Sabahtandır biz konuşuyoruz o nasıl Dinli. duruyor o sustu. biz onu nasıl görüyoruz mesela şu an susuk hayır susuk değil susuk ne ya ya susuk ne ya susmuş mesela şu an ne kadar Naif duruyor değil mi? Efendim değil, Ama evet. Efendi. de ne deriz mesela buna? Türet mesela, hiç türetmiyorsun. Okey, Kemal Sunal'ın bir filmi var, ismi. Aa. Kemal Sunal'ın bir filminin ismi Susmakla Alakalı. Ha, susmakla Alakalı değil mesela, tamam. Susmak... Ya bu ne kadar da... Masum mu? Mesela biz seninle çok iyi ne yapıyoruz? Geçiniyoruz değil mi? Anlaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? Mesela bizim ikimizin arasındaki ne oluyor? Güzel enerji aldığımızda e, evet. mesela ne oluyoruz? Ay arkadaş. Geçim olarak ne, ne oluyoruz? Mesela nasıl... Okey bunu geçiyorum, pas geçiyorum. Ya? Neymiş ya? o? Mülayim ya. Aa, mülayim filmin adı değil, filmin karakteri. Bombacı Mülayim. Bombacı desem Mülayim değilim. Yemin derim. et. Yemin ederim Mülayim çünkü. Ay, ben şaşırdım o zaman. Şey bombacı Mülayim Mülayim Ama hayır bak sessiz sakin sapattandır, oturuyor orada anladın mı? Evet, çok mülayim duruyor anladın Mülayim'dir mı? İzlerken herkes analiz etmişsin bu arada. Bir Engin için bir şey demedin, onun için de der misin? Çok merak ediyorum. Söyledim ya, ne dedim? hep ona bakıyorum dedim ya. Hayır senin şeyinle alakalı hani mesela Mülayim dedi, işte Kubat Ay. dedi. Onun için ne dersin? Nasıl bir enerji aldın? Karakter olarak renginde. aldım da... Ne abi, şey söyle, ben, me ben merak ettiğim için soruyorum. Yani yani ya. Video için de. Aksiyon dolu bir insan ya ama e, tam aksiyonun dışında sessiz bir ruhu var yani. Kalabalık ortamlarda yaşamasına rağmen aslında aksi ortamları seviyor. Kırmızı Oda'da oynasana sen. Abi Kırmızı Oda'yı çok seviyorum. Tamam şu an yani. o geldi aklıma. Şimdi neler sığdırmış hayatına falan çocuk. Uzun uzun çocuğu şey yaptı. <laughs> Nur'la röportajladığında bir şey yapmak istemedik. Ben biraz Nur'u zorlamaya çalıştım. Biraz düz soruların dışına çıkmaya çalıştım. Çünkü sokaktan aslında hepimizin merak ettiği şeyler buydu. Hani dövme konusu, dayak yeme konusu. Tabii ki bir dayak yeme müze müptelası değiliz dayak yemenin ama insan merak ediyor, soruyor gerçekten böyle olunca. Mümkün mertebe ben bugüne kadar yaptığım röportajlarda böyle altını kazıyan biri olmamıştır diye düşündüm. Öyle öyle bir muhabbet ettik. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani ilk defa bu kadar başarı kazanmış biriyle bir program yaptım. Benim için de çok özel bir andı. Arkadaşlarım için de öyledir. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Daha ediyorum. Galatasaray muhabbetin bu bölümü sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evet. Çok güzel ses çıktı.